Herkese merhaba. Yaz aylarında bu sıcak günlerde sizi serinletecek 3 nefis limonata yaptım bugün. Çilekli, benim favorim, fesleğenli ve de şeftalili. Umarım keyifle izlersiniz. Şeftalili limonata ile başlıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler 2 tane şeftali kabukları soyulmuş ve de ondan sonra şöyle dilimlenmiş. 600 ml kadar su, 5 yemek kaşığı bal. Balı pişirmek istemiyorsanız, yerine istiyorsanız akçaağaç çorbası da kullanabilirsiniz. Ya da şekerle de yapabilirsiniz. Ve de 2 limonun suyunu kullanıyorum. Şimdi aslında yapacağımız şey çok basit. Şeftali 600 ml, yani böyle işte neredeyse 2,5 bardak kadar su. Ve de balı şöyle bir sos tavasına alıyorum. Ardından ocağa alacağız ve bir kaynama noktasına getireceğiz. Şimdi ocağı aldıktan sonra altını açıyorum. Kaynama noktasına gelince duracağız. Şimdi şurası kaynama noktasına geldi. Onu ateşten alıyorum. Ve de şöyle bir yere, şöyle bir sürahiye diyeyim daha doğrusu, süzmüyorum. Biraz elim yandı. Bu arada harika şeftali kokuyor. İçine limon suyunu da ekliyorum. Ve de her şeyi bir blenderın içine alıyorum. Blenderdan geçireceğiz, ondan sonra süzeceğiz tekrar. Ve de soğuması için bekleyeceğiz. Ve tamamdır. Bunu böyle de aslında içebilirsiniz ama süzüp yaparsanız daha ince, daha böyle bildiğimiz limonata kıvamında oluyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına atacağım. Buzdolabında iyice soğuyana kadar bekleyeceğim. Bu sırada rengi de böyle daha güzel oturacak. Ondan sonra zaten bol buzla birlikte servis edeceğiz. İnanılmaz lezzetli, o şeftalinin tadını böyle buram buram hissettiğimiz bir limonatamız böylece hazır olacak. Sıra geldi çilekli. Çilekliği yapması inanılmaz kolay. Hiçbir şey pişirmeyeceğiz bile. Şöyle yine blenderın içine yaklaşık 5-6 tane çilek alıyorum. Agave şurubu koydum bu sefer. Biraz daha böyle farklı olsun diye, ama isterseniz yine balla da yapabilirsiniz. Akçaağaç şurubuyla da yapabilirsiniz. Ben böyle şekersiz olsun diye bugün rafine şeker kullanmıyorum. Ama isterseniz hepsini toz şekerle de yapabilirsiniz. 1,5 limonun suyunu kullanıyorum. Biraz limon suyunu bu sefer az tutuyorum ki ekşiliği daha az olsun çilekte diye. Limon kabuğu rendesi koyuyorum. Limon kabuğunu rendelerken de dikkat edin, şu beyaz kısmı gelmesin. O da acılık katacaktır. Ve de tabii ki üzerine su koyuyorum. Yaklaşık yine böyle 600 mililitre kadar, 500 mililitre kadar su. Kapağını kapayalım. Her şeyi güzelce blenderdan geçiriyoruz. Şimdi bunu da süzmeden yapabilirsiniz. Şeftalide söylediğim gibi. Ama biraz daha süzünce daha ince oluyor. Zaten çok az tortu su kalıyor, gördünüz. Süzelim. Çilek kokuyor. Of. Şimdi artık bunu da şöyle bir sürahiye alıyorum. Şu kalanı da arkadan bir bardak alıp tadıyorum. Çay bardağında limonata tadan bir insan olarak da tarihe geçebilirim. Bakalım. Ay, şimdiden o kadar lezzetli ki. Tabii soğuması lazım biraz daha. Bunu da buzdolabına atacağım. İyice soğuyunca bu da hazır olacak. Ve sıra geldi fesleğenliğe. Yapması son derece kolay. İlk önce ne yapıyorum? Yaklaşık 500 mililitre kadar suyum var. Onu şöyle ufak bir tavanın içine aldım. Bu sefer dediğim gibi tatlandırıcı olarak yine farklılık olsun diye akçaağaç şurubu kullanıyorum. Akçaağaç şurubunu da aktarıyorum. Altını açıyorum. Onu bir kaynama noktasına getiriyorum. O sırada biz de fesleğen ve limonun lezzetini ön plana çıkartacağız. Şimdi böyle 10 yaprak fesleğenim var. Bir tane limonun kabuğunun rendesine fesleğenlerin üzerinden rendeliyorum.
Yine beyaz kısmının mümkün mertebe gelmemesine dikkat ediyorum ki acılık vermesin. İşte bu üç tarifi cebinize atın. Kanalımda klasik limonata tarifi de var, karpuzlu limonata tarifi de var. Bu beş tarifle birlikte aslında bütün yazı farklı farklı geçirebilirsiniz. Şimdi şöyle elimle biraz fesleğeni ovuyorum ki iyice limonla birlikte lezzeti bütünleşsin. Daha sonra su kaynama noktasına gelince her şeyi büyükçe bir kasede birleştireceğim. Biraz demlenmeye bırakacağım. Ondan sonra süzeceğim ve fesleğenli limonata da hazır olacak. Şimdi suyun kaynadığını gördüm. Hemen tavanın altını kapatıyorum. Ve de onu şöyle bir sürahiye aktarıyorum. Akçaa şurubundan dolayı rengi birazcık daha koyu oldu. Şimdi içine şu limonla beraber olduğum fesleğen yaprağını alıyorum. Ve de limon suyunu alıyorum. Şimdi şöyle sürekli karıştıra karıştıra bir 5 dakika boyunca buna demlenmesi için izin veriyorum. Ondan sonra yine bir sürahiye süzeceğiz. Bir 5 dakika boyunca fesleğen yaprakları güzelce demlendi. Suya da limonataya da lezzetini verdi. Şimdi şöyle yine bir süzgeci aldım elime. Ve de limonatayı sürahiye süzüyorum. Ve limonatalar hazır. İyice soğuduktan sonra bardağı aldım. Üzerine de biraz buz koydum. Bir tanesini çilekle süsledim. Bir tanesini limon kabuğuyla süsledim. Fesleğenli olanı da tabii ki fesleğenli süsledim. Çilekli benim favorim ama şeftaliden de tadacağım. Ay inanılmaz lezzetli. Yani zaten şeftaliyi çok severim. Şeftali ile limonata buluşunca da böyle ay çok ferahlatıcı. Ben bayıldım. Umarım sizler de denersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.